Neşet. Yine ne hainlik peşindesin. Senin gibi birine böyle öfke yakışmıyor Aslan Bey. İki medeni insan gibi konuşalım. Medeniyet insanlara ait bir durum. İnsanlık düşmanlarında medenilik olmaz. Ne diyeceksen de. Seninle konuşmam lazım. Ama telefonda olmaz. Bana oyun oynama Neşet. Hem dinleyip hem dinleniyorum ayağına yatma. Ne istiyorsan adam gibi söyle diyeceğim ama sende adamlık ne gezer? Bak oyun falan yok. İlginin çekeceğine emin olduğum bir konuda konuşacağız sadece. Güvenli bir yere çağırıyorum, merak etme. Vereceğim adrese gel. Korkuyor musun yoksa? Gözümün gördüğünden ne zaman korktum? Sen ve şu havalı lafların yok mu? Adresi mesajlayacağım sana. Bir saate orada ol. Olacağım, merak etme. Ayşegül, Ebu Hamza'yı aldık. Kazasız belasız paketledik adamı. İyi. Sakaryalı'yı görecektin ya. 40 yıllık otobüs şoförü gibiydi. Gözlük falan bir havalara girdi. Şoför demeyeceksin oğlum. Uzun yol kaptanı diyeceksin. Vay, sen sevdin bu öz Sakaryalı turizmi. Eyvallah karşım. İstersen istifa et de otobüs şoförlüğüne başla. Neyiniz var Ayşegül Hanım? Yok bir şeyim. Abin nerede? Babamla beraber. Ayşegül, ters bir şey mi var? Bu halin ne? Bir şey yok dedim ya. Demek bütün dünyada aranan ama bir türlü ele geçmeyen meşhur Ebu Hamza sensin ha? Hiç öyle önemli bir halinde yok. Zaferinizin tadını çıkarın. Çok uzun süreceğini sanmam. Öyle mi? Şerifsiz. Artist ya. Nasıl kurtulmayı planlıyorsun elimizden? Sihirli güçlerin falan mı var? Hayır. Daha iyisi. Vay. Çok güçlü dostlarım var. Ve beni burada görmek onları çok sinirlendirecektir. Ne olur sinirlenirlerse? Ne olacak söyleyeyim. Burada 24 saatten fazla kalmayacağım. Efendim. Evet. Öyle mi? Peki, tamam. Haberler acayip. Reis. Hayırdır inşallah? Neşet'le buluşuyormuş. Ya bırak bebeğim ya. Hayır, benim bebeğim. Yeter, kavga etmeyin. Hayır, benim bebeğim. Bırak. Hayır, bırak. Yeter dedim. Benim. Ne yaptığını gördün mü? Al bakalım. Kavga etmeyin, tamam mı? Tamam. Teşekkür ederiz. Buyurun. Aslan Çınar, doğrusu sana gıpta ediyorum.
Hem bizim gibi devlerle savaşıyorsun, hem de sokaklarda öksüzün yetimin imdadına koşuyorsun. Hem de tek başına benimle buluşmaya geliyorsun. Masal kahramanı gibi bir adamsın. Aslanlar çakallardan ne zaman korkmuş Neşet? Sürüyle gelsen ne yazar? Sizinle savaştığımız küçük cenk bizim için. Büyüğü nefsimizde olanıdır. Ona da senin aklın ermez. Bak, niye seni buralara kadar yordum biliyor musun? Şikayet için. Ekibinden şikayetçiyim aslan. Bir rahat durmuyorlar. Neymiş mesele, çıkar bakalım ağzındaki baklayı. Benim misafirimi almışlar. Ebu Hamza'yı. Senden onu istiyorum. Bizimkiler aldıysa bize lazımdır. Sana yaramaz artık. Bak aslan, bu adam bana lazım. Benim için çok mühim. Onu bana vereceksin. Adamın işi kan kusmak. Hem de bunu sözü bana Müslümanlık adına yapıyor. Hem Müslümanlığın gül yüzünü karartacak, hem de tutup sana mı vereceğim? Kendi ellerimle. Hı, delirmişsin sen. Neyin peşinde olduğumu söyledim ben. Ebu Hamza'nın peşindeyim. Onu versen sağ ben selamet, işimize bakalım. Öyle bir şey olmayacak Neşet. Aklından çıkar. Daha sık görüşelim aslan Çınar. Efendim Ayşegül. Baba, bu Ebu Hamza konuşmuyor bir türlü. Bir şey öğrenemedik. Neşet senden ne istiyormuş? Ebu Hamza'yı. Bir şey var elinde ama ne? Bilemedim ben. Dikkatli olmak lazım yine de. Alırız tabii benim güzel kızım. Kahrolsun kafirler! Allahu Ekber!
Vur! Yapma! Yapma! Ulan hain, ulan çakal, ne istedin lan bu masum insanlardan? Bu da başlangıç aslan. Karakol haberini de az sonra alırız. Veriyoruz. İstanbul'da az önce iki patlama meydana geldi. Gelen ilk bilgiler patlamanın canlı bomba olduğu yönünde. Üsküdar'da bir karakol önündeki patlamada 3 polis memuru şehit oldu. Aynı cadde üzerindeki otobüs durağında meydana gelen patlamada ise biri 5 yaşlarında bir kız çocuğu ve annesi olmak üzere durakta beklemekte olan 4 kişi hayatını kaybetti. Polis bölgede yoğun güvenlik tedbirleri aldı. Hasar tespit ve kimlik belirleme çalışmaları ise sürüyor. Ebu Hamza. Demek buydu. Demek babamla Neşet bunu görüştü. Babamı bunun için oraya çağırdı. Kendi gözleriyle görsün diye. Lan! Nasıl kıydınız lan? Yaşattırmayın lan beni. Beyler tutun şunu. Necep! Yaşattırmayın lan! Ne oluyor lan? Lan! Lan şerefsiz! Lan adi! Doymadınız mı lan kana? Çocukları anaları öldürdünüz! Polisleri şehit ettiniz! Doymadınız mı lan? Necep! Basak kurbanı lan! Yapma! Yapma! Basak! Tamam oğlum sakin ol! Basak! Öldürürüz sen böyle yaparsan bizim bunlardan ne farkımız var? Hukuk diye bir şey var! Sakin ol! Sakin ol ya! Sakin! Sakin! Sakin ol! Sakin ol balta! Uzatma balta! Tamam balta! Ah benim cennet kuşum! Ah küçüğüm. Ben bilemedim. Göremedim. Seni avuçlarımın arasından almalarına nasıl izin verdim. Müsaade edin. Lütfen biz alalım. Bırakmam. Az önce bıraktım. Az önce bıraktım. Duydular yavruyu. Bir daha bırakmam. Efendim. Otopsi için merkeze götürmeliyiz. Lütfen. Hayır.
Şehirlere bombalar yağardı her gece. Biz durmadan... Ha, sonunda aradı bizimki. Alo. Gördün mü inadının sonunu? Beni iyi dinle zalim başı. Bu mübarek şehitlerimin aziz kanına and olsun. O masum yavrunun temiz yüzüne and olsun. Ben aslan çınarsam bunun hesabını ahirete bırakmayacağım. Bunu senin burnundan getireceğim. Fitil fitil getireceğim. Ya aslan bir sakin ol ya. Senden güzellikle istedim vermedim. Beni zor kullanmaya mecbur bıraktın. Bunun suçlusu ben değilim. Sensin sen. Yaptıklarının hesabını vereceksin Neşet. Senin cezanı kendi ellerimle vereceğim. Şimdi sen beni iyi dinle. Ebu Hamza'yı vermezsen eğer... Her saatte bir İstanbul'da çatapat gibi bomba patlayacak. Şehirlere patlayıcı doldurduğumuzu senin teşkilatta gayet iyi biliyorlar. Gel aklını kullan. Yol yakınken dön. Yoksa daha çok çocuk, çokça da polis ölecek. Ve bunun da sorumlusu sen olacaksın. Buna kendini alıştırsan iyi olur. Neşet'in yeri tespit edildi mi? Bulmaya çalışıyoruz. Reisim seninle konuştuktan sonraki güzergahın mobese kayıtlarını tek tek taramışım. Muhtemelen kamerasız bir yerde araç değiştirdiler ve ben onları bulamıyorum. Ben mobese falan anlamam Sebo. Bulacaksın onu. Bir deliğe girip saklanmıştır. Ama bir iz, bir işaret olmalı. Baba, bize Akif lazım. Evet, abime ihtiyacımız var. Akif'i karıştırmayın. Ama baba... Yok, yok! Akif yok! Ya Akif olsa kolunda tutup getirirdim herhalde. Aslan Çınar! Sen ne yaptığını zannediyorsun? Ne yapıyormuşum? Kafana göre iş yapamazsın burada. Bunu görüyor musun? Bugün hayat dolu küçücük bir kızın elinde bu vardı. Al. Diğer elinde annesi. Annesi öldü. Kız da öldü biliyor musun? Hem de gözümün önünde. Ne yaptığımı soruyorsun. Söyleyeyim mi? Onları öldüren alçağı bulmaya çalışıyorum. Duygularını işe karıştırma Aslan Çınar. Böyle bir yere varamayız. Neşet ne istiyorsa vereceğiz. Bu mümkün değil. Neşet yukarıdaki herkesi aramış. İstanbul'da her saat canlı bir bomba patlatacağını söylüyor. Bu riski kimse göze alamaz. Baskı büyük. Telefonum susmuyor. Yakacaksın mı sen bizi? Bana bakın. Bir çakalın tehdidiyle teslim mi olacağız ha? Devletin pazarlık yaptığı nerede görülmüş ha? Köpekler istiyor diye. Atlar ölmez. Başka çare yok Aslan Çınar. Vereceğiz. Emir büyük yerden. Ben burada olduğum sürece böyle bir şey olmayacak. O zaman sen de buradan çıkar gidersin. Bu kadar basit. Tamam. Bırakırım görevi.
bunu sonra konuşacağız. Şu an kriz büyük aslan çınar. Siz de hazırlığınızı yapın. Temasa geçin. Sorunsuz halledin işi. Hadi durmayın. Önce teslim edin. Sonra hepsini birden yakalayın. Ne yaparsanız yapın. Düze kalk. Baba, görüyorsun. Akif olsa bu noktaya gelmeden çözerdik. Ekip o olmadan hep eksik. Ona her zamankinden çok daha ihtiyacımız var. Ne olur söyle, nerede Akif? Ne yaptın ona? Kızım, Akif Akiflikten çıkmış, anlamıyor musun? Bizim Akif olsa ben de istemez miyim bizimle beraber olsun ha? Ekibi Akif'ten mahrum eder miyim? Beni bu hale nasıl getirdiler? Allah'ım sen beni mahcup etme. Sevdiklerimden ayırma. İşte bu kadar. Ebu Hamza'yı tıpış tıpış getiriyorlar. Buyursun baba.
Miss Susan, sanırım bana bir özür borçlusun. Henüz Ebu Hamza elimizde değil Neşet Bey. Yerinizde olsam bu kadar büyük konuşmazdım. Elimde sayılır. Bir saat içinde alıyoruz. Ömerli Barajı'nda gözlerden uzak bir yerde buluşacağız. Boş bir arazi mi? Evet. Sizi uydudan izleyip kafeslemek için çok iyi bir fırsat. Bu senin değil, ekip birin bir planı oldu. Bu kadar kolay tuzağa düşen biri için çok iddialısın. Şöyle yapıyoruz. Buluşma yerini kesinlikle biz ayarlıyoruz. Bana sağlam birkaç adamını ver. Dediğim yeri bildir ve bekle. Sana Ebu Hamza'yı alıp geleyim. Peki, dediğin gibi olsun. İş senindir. Hadi göster bakalım kendini. Sen hiç merak etme. Edeceğiz diye ayar oluyorum ya. Kafasına sıkıma atalım şu ormana. Ecem, yeter lan. İçimi şişirdin kurban olduğum. Ben de hoşlanmıyorum herhalde. Sıkalım gebertelim diyeceğim şerefsize ama bir tane daha bomba patlayacak diye çok korkuyorum kurban olduğum. Baksana adamlar bizim zaaflarımızı kullanmışlar. Her tarafa bomba doldurmuşlar. Şerefsizler. Buluşma yerine yaklaştı. İşte buluşma yerine vardılar. Sabahki şapkalı kadın. Burada ne iş var lan bunun? Ortalık bir karışsın. İlk seni indirmezsen bana da Sakaryalı demesinler. Arkadaşlar ben hazırım bilginize. Ben hazırım bilginize. Tamam Sakaryalı, gözün üstlerinde olsun. Herkes dikkatli olsun. Sakın riske girmeyin. Ebu Hamza'yı verin, başka hiçbir şey yapmayın. Beyler, sakın bir numara yapmaya kalkmayın. Adamı gönderin. Yürü. Üçümüzden gelmeye kalkmayın.
Yoksa canlı bombalar patlamaya devam eder. Hala tehdit ediyor ya. Ayar edecek birini Recep. Alacağım şimdi. Olta. Beyler, tahriklere kapılmak yok. Müdahale etmiyoruz. Adamı bırakıp çıkıyoruz. Recep. Tamam lan. Alın köpeğinizi gidin. Çok. Vatanımı kana boyayacak adamı kendi ellerimizle serbest bırakmak kanıma dokunuyor. Aslan Çınar, öyle olmaması için bütün önlemleri aldık elbette. Şu aşamada başka çaremiz yok biliyorsun. Akif olsa bir yolunu bulurdu. Böyle elimiz kolumuz bağlı kalmazdık. La havle, la havle. Kızımı unutarsak Akif'i. Tamam çocuklar, görev bitmiştir. Karargaha dönün. Hadi arkadaşlar gidelim. Sakaryalı hadi gidiyoruz. Sakaryalı cevap ver. Sakaryalı neredesin? Sakaryalı. Nerede bu adam? Bir delilik yapmasın sakın. Leyla, şu uydudan Ebu Hamza'yı götüren aracı bir göster bakayım. Hemen. İşte burada. Aracı takip ediyor. Allah kahretsin. Her şeyi mahvedecek. Emre nasıl karşı gelir? Aslanım benim. Neşet Bey. Ebu Hamza elimizde, yoldayız. Takip eden yok, yarım saati oradayız. Tamamdır bu iş. Ebu Hamza ile birlikte buraya geliyorlar. Ekibini getirdi, kendi eliyle teslim etti. Büyüksün baba, çok büyük. Ebu Hamza, ne kadar uzun zamandır senin peşindeyim bilemezsin. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Sonunun bunlar gibi olmasını istemiyorsan hemen sağa çek. Ne yapıyorsun? Sen kimsin? Sana sağa çek dedim. Sen de sakın kıpırdamaya kalk. Ne oldu? Neden durdular acaba? Baba ne oluyor? Allah kahretsin. Takip ettiğini fark ettiler herhalde. Şimdi her şey sarpa saracak. Hele bir dur bakalım. Bu işte başka bir iş var. At silahını. Kapıyı aç. İn çabuk. Çabuk. Hadi. Geç şöyle. Kaldır. Kaldır ellerini. Bak, Neşet baba bundan hiç hoşlanmayacak. Neşet'in ne düşündüğü kimin umurunda? Ebu Hamza, peşinde kaç ülke gezdim ama sonunda seni yakaladım. Kimsin sen? Ne istiyorsun benden? Ben Susan Taylor. Interpol. Interpol mu?
Her şey hazır mı? Hazır efendim. Uydu, telefon bağlantısı, her şey kesin hemen. Anlaşıldı efendim.